Merhaba sevgili Boğaziçi'liler ve Boğaziçi adayları. Bugün okuma becerisini ölçen bir diğer test olan Careful Reading, yani ayrıntılı okuma bölümünün sorularını sizler için çözeceğim. Search Reading videosunu izleyenler bilir, orada size metni okumayı yasaklamıştım. Çünkü gerek yoktu. Ama burada işler değişti biraz. Artık metni okuyoruz. Tabii yine hepsini okumayacağız. Hatmetmeye gerek yok ama işimize gelen yerleri okuyup iyice anlayacağız. That's the key. Yani search reading'de olduğu gibi hop keyword buldum, hop cevap burada gibi kolay ve hızlı olmayacak bu bölümdeki soru çözümleri. Biraz daha time consuming yani. Burada metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlamak ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafın anlam bütünlüğü içinde değerlendirerek cevaplamamız gerekiyor. Burada yine search reading'teki gibi sorudaki anahtar kelimeleri bulmak, sorunun geçtiği paragrafı bulabilmek için oldukça önemli. Çünkü zaten bu örnek metinde de göreceğiniz gibi 11 paragraf var ve yer bulmak da önemli. Careful Reading bölümündeki soru sayısı 9 ile 11 arasıdır ve bu kısım için toplam süre metnin uzunluğu ve soruların karmaşıklığına göre 40 ya da 50 dakika olabilir. Soru tipleri Search Reading kısmındaki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşünceler arasında ilişki kurabilme ve bu düşünceleri öncesi ve sonrasındaki paragraflar hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri ise kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir. Şimdi eğer hazırsanız hadi hep beraber soruları çözelim. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlıyoruz sorularla o zaman. Link de burada gördüğünüz gibi. Tabii ki bu linki ben videonun altına da kopyalayacağım. Oradan tıklayarak da kolayca ulaşabilirsiniz Careful Reading sorularının örneklerine. Şimdi öncelikle bu linke tıkladığınızda şöyle bir instruction, yani yönerge görüyorsunuz. Diyor ki işte buradaki metin şu exploratory behavior hakkında, işte detailed reading of English'in soruyor, detaylı okuyabiliyor musunuz? Zaten careful reading eşittir ayrıntılı okuma olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Burada yapmamız gereken şey soruları çok dikkatli okumak, metni çok dikkatli okumak ve çok iyi anlamak aslında. Hani search reading'teki gibi değil. İşte ben gittim şu kelimeyi buldum hop cevap burada gibi çok değil. Biraz daha detaylı okumak, anlamak, yorumlamak, ilişkilendirmek gerekiyor. O yüzden bir tık daha zor. Şimdi işte bize örnek veriyor. Eğer diyor doğru cevap da change in behaviorsa, take the change yazarsanız kabul edilmez diyor. Burada 40 dakika demiş. 40 ya da 50 dakika sürüyor. Bu metinler, metnin uzunluğuna göre, soruların durumuna göre 40 ya da 50 dakika süre veriliyor bu bölüm için. Şöyle bir şey var. Hani initial lafını bilmiyorsanız şu arkadaşı, bu ne ya diye kalmayın. Initial dediği last ve first, yani son ismi, yani soy isminizin initial'ı ve first name'inizin initial'ını yazıyorsunuz. Seat number'ınızı zaten sınava girdiğinizde kafanıza kaka kaka söyleyeceklerdir. Çok önemli çünkü siz olduğunuzu belirten bir şey oradaki o oturduğunuz sıra numarası. Ve tarihi yazmanız bekleniyor sınava girdiğinizde. Sonra yine burada başka bir instruction var aslında devamında. This part of the reading is aimed at testing your ability. Yine aynı şeyi söylüyor. Sizin okuma becerinizi ölçüyoruz diyor. Şuna dikkat edeceğiz. Zaten bu bütün soru tipleri için geçerli. Sorular metindeki sırayla verilir. Arkadaşlar bu zaten bütün sınavlar için, bütün yani çoğunlukla bu böyledir. Önce işte atıyorum 3. sorunun cevabını bulup sonra 1. sorunun cevabını bulmazsınız. Yani böyle bir order vardır. Yani 1. sorunun cevabını 2. paragrafta bulduysanız artık 2. soruya geçtiğinizde 1. ya da 2. paragrafa bakmanıza gerek kalmayabilir. Burada da give short and precise answers diyor. Yani Allah ne verdiyse yazmayın. To the point olun. Kısa ve tam nokta atış cevaplar yazın diyor. 50 dakika var demiş burada da bu metne göre. 50 dakika süre vermiş. Yani 40 ya da 50. Burada kafanız karışmasın. Şimdi gelelim 1. soruya. Ben evet tabii ki bunun altına bulduğum paragrafı kopyalayacağım. Onu bir analiz edeceğiz, didikleyeceğiz ama şu da önemli. Metinde ben
Nasıl bulacağım sorunun yerini? Çünkü hayli uzun bir metin, koskoca metinde benim sorum nerede, ben onu nasıl bulacağım? O da önemli. Şimdi burada işimiz kolay. Şurada gördüğünüz gibi özel isim var. Search Reading'den hatırlarsanız hani bazı keywordleri seçiyoruz. Search Reading'de direkt soruyu bulmamıza yardımcı oluyor. Burada sorunun yerini bulmamıza yardımcı oluyor. Orayı dikkatlice okuyacağız ve bize ne soruyorsa ona göre cevaplayacağız aslında. Şimdi according to John Bowlby dediğinde özel bir isim var. Bulmamız çok kolay. Hadi bir metne gidip bakalım. Şimdi metin burada gördüğünüz gibi özel isim arıyorum. Baktım tık 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 ilk paragrafta yok. Geldim buraya tık 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 tık. Şurada gördüğünüz gibi buldum. Daha soruyu okumamıştım. O yüzden geri gidiyorum. Ha, benim cevabım burada. Yani başka tekrar John Bowlby yazan bir yer var mı? Bakıyorum. Yok gibi. Burada başka birine geçiyor. Mary Ainsworth'a geçiyor. O yüzden tamam. Benim cevabım burada olacak muhtemelen. Ben bir gideyim soruyu okuyayım bakayım. According to John Bowlby, developing attachment and staying close to parents enable the infants to. Şimdi gördüğünüz gibi ben bazı kelimeleri highlight ettim. Çünkü onlar bence keywordler. Şöyle dediğim gibi hani paragrafta bulmuştum zaten. Aldım tuttum buraya kopyaladım. John Bowlby burada bakın. Cevabım nerede benim? Bakın şimdi staying close sarı için cling to. Cling to da yapışmak demek aslında. Parents bakın pembe. Infant aynı kelimeler. Aa tamam benim cevabım burada bir yerde olması gerekiyor. Şimdi biraz da anlamam da lazım. Dediğim gibi bu careful reading ve anlam odaklı. Developing attachment and staying close to parents enable the infants to. Ha, infantların bir şey, developing attachment, bağlılık geliştirmeleri ve işte parentlarına yakın olmaları infantların bir şey yapmalarını sağlıyormuş. Şimdi ne yapmalarını sağlıyormuş? Zaten şurada işte cling to their parents, healthy intimacy dediği de işte şu developing attachment'a denk geliyor aslında. More likely to, bu da enable'la yakın aslında. Ha, to dedikten sonra ben artık cevabımı şurada bulabiliyorum gördüğünüz gibi. Şuraya geliyorum. Yani cevabım ne? Reach the reproductive age olacak cevabımız gördüğünüz gibi. Yani şurası sizi şaşırtmasın. Yani hocam ya bak burada renkliler burada kaldı. Burada hemen cevaptan önce şey yapmış aslında biraz yerini değiştirmiş. Burada developing attachment'ı buraya yazmış. Buraya da establish a healthy intimacy'yi araya sokmuş. Biraz daha cevaptan uzaklaştırmış. Ki hani sizi de biraz daha dikkatli okuyor musunuz ölçmek için. Cevabımız bu şekilde reach the reproductive age olacak. Devam ediyorum. İkinci soruya geldim. Şimdi bakıyorum keywordlerimden neler var metindeki yerimi bulmam için. Romantic relationship var. Insecure attachment type ve limited to'yu çizmişim ben. Romantic relationship'ı arayabilirim. Ama o bir sürü yerde de geçebilir. Şu daha mantıklı sanki insecure attachment type. Çünkü zaten metnin aslında hani biz böyle don diye başladık ama biraz göz gezdirmekte de fayda var. Böyle bir skimming yapmakta fayda var. Ya bu metin neyle alakalı? Bu metin attachment type'larla alakalı. Bu bebeklerin attachment type'ları ileride işte nasıl bir insan olduğunuzu belirliyor aslında. Bir bakalım şimdi insecure attachment type nerede? Hangi paragrafta? Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada bir secure'ı buldum. Ondan sonra avoidant buldum. Zaten italik yazmış bulmamız kolay oluyor. Ambivalent'ı buldum. Ondan sonra en sonda yazan şey the second and the last type of attachment styles can be categorized as types of insecure. Ha, tamam. Yani birincisi secure, diğerek ikisi avoidant ve ambivalent insecure olanlar. Bakıyorum daha devamındaki paragraflarda da insecure'dan bahsediyor mu? Bakıyorum secure ile attached diyor. Şurada bakacak olursanız. Sonra bakıyorum healthy attachment diyor. Bu secure'a gidiyor yine. Ambivalent'lardan bahsediyor.
Avoidant'lardan bahsediyor. Aslında bu paragraf da insecure insanlardan bahsediyor. Sonra devam ettiğimde aslında yine insecure attachment style burada da var. Insecure. Aman Allah'ım. Şimdi dikkatli olmam lazım. Gördüğünüz gibi 3 paragrafta olabilir cevabım benim. Yani sadece insecure attachment keyword işe yaramadı. Neyi arayayım? Bir sonrakini arayayım ben. Romantic relationship lafını arayayım bari en iyisi. Belki biraz daha şey olur. Kolay olur bulmam diye düşünüyorum. Bakıyorum. Couple falan diyor. Acaba burası olabilir mi diye düşünüyorum. Partners diyor. Bakıyorum. Yani aslında burada biraz romantic relationship'tan bahsediyor gibi. Biraz da yukarı bakayım. İşte bu vakit alan şey aslında bu love quiz falan diyor. İşte ne oluyor iki kişi arasında. Okay, partner. Ha, romantic partners. Bakın burada diyor. Okay, buralarda bir yerlerde. 4 ile 5 te diye düşünüyorum benim cevabım. Şöyle gelelim. Buraya baktığımızda romantic relationship zaten hani bulmuştum. İşte couple falan dedik. Insecure attachment style. Ne oluyor? Limited to aslında bize burada belirleyici bir sözcük oluyor. Burada da bunun unlikely to progress ise eşdeğer olduğunu, ona sınırlı, unlikely to progress'te hani ilerlemesi çok mümkün değil. Neyle sınırlıymış? Short term dating'le sınırlıymış. Yani bu insanlar, insecure attachment type'a sahip olan insanlar short term'ın dışına çıkamıyormuş. Bu biraz daha zordu. Daha büyük bir alanda aramak zorunda kaldık. Ve hani böyle çat diye aman bir önceki soru gibi işte bak bu burada, bu burada, hop şu şurada çok olmadı gördüğünüz gibi. Devam ediyorum üçüncü soruya. Paragraf 6 diyor zaten. İşimiz kolay. Yani hiç benim metne gitmeme gerek yok. Paragraf 6'yı direkt yani hani ay hangi keyword'ü bulayım işte aman gideyim şunu arayayım gibi bir derdim yok. Sadece direkt paragrafın içinde arayacağım ben. Insecurely attached child faces bir şey friends. Bakın seçtiğim keywordler yine insecurely attached child, face, karşılaşmak, yüzleşmek, friends. Bakıyoruz hemen. 6. paragrafta hemen insecurely attached children var. Friends ve peers eş anlamlı. Invites dediği de işte çağırır. Hani ona davetiye çıkarır gibi bir anlamı var. Face de karşı karşıya kalır. Bu durumda ne kalıyor cevap? Yani hani şeye bakarsanız mavi, sarı. Soruda da mavi, sarı arası boşluk. Burada mavi ve sarı arası da yazan şey cevabımız olacak. Yani social rejection. Burada diyor ki bu çocuklar işte peerlerinden social rejection görürler. Cevabımız social rejection olacak. Şimdi devam ediyorum dördüncü soruya. What might replace the exchange of personal information between people when the relationship has progressed into the intimate stage? Şimdi bu sürekli şey veren bir metin olduğu için işte bilmem ne type'ı, bilmem ne stage'i. O yüzden burada şu intimate stage lafı güzel, bulunması kolay bir keyword olsa gerek diyorum. Şeye de bakıyorum sonra exchange of personal information diyorum. Tabii aynı zamanda sorunun aslında bana ne sorduğunu da anlamaya çalışıyorum. Çünkü ne diyor? Intimate stage'te insanlar yani ilişki intimate stage'e ilerlediğinde personal information exchange'ini yani hani bilgi alışverişinin yerini ne alır diye soruyor aslında. Replace yerini almak demek. Şimdi gidelim bakalım metne. Şimdi zaten en son 5. paragrafı almıştık hatırlarsanız. Cevabımız oradandı. Intimate stage lafını arıyorum ben. Geldim buraya. Burada herhangi bir şey bulamadım. Bu hala attachment type'larla ilgili. Sonra social penetration theory'ye bakalım. Burada intimate stage yazan bir şey var mı? Hemen bakmaya devam ediyorum. Ha, bakın burada buldum. Şimdi ne diyor? Pay attention to bilmem ne oradan oraya geçerken.
Şimdi intimate stage'te diyor. Bu bazı principle'lara dikkat etmemiz lazım diyor. İşte superficial, yüzeysel aşamadan daha işte intimate dediği de samimi aşamaya geçerken işte bazı principle'lara dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Şimdi bakıyorum intimate stage'te ne oluyor? Ben cevabımı muhtemelen 8. paragrafta bulacağım. Şimdi bakıyorum intimate stage nerede yazıyor? Intimate relationship buldum. Şimdi burada olabilir. Hadi alalım bunu PowerPoint'e. Orada detaylı inceleyelim. Şimdi geldik. Nerede bulmuştum zaten? Intimate relationship burada bulmuştum. Intimate stage olduğunu gösteren bir şeydi. Exchange of personal information da burada. Bakın progress de burada pembe. Benim cevabım buralarda bir yerde. Şimdi replace yerini almak demekti. Burada instead of bir şeyin yerine. Ha tamam. Bunun yerine şunu yapmak yerine offer bunu öne sürer, bunu teklif eder. O da ne? Unconditional support. Cevabımız bu olacak. Geldim 5. soruya. Şimdi burada yine sarıyla highlight ettiğim yer deep penetration process diyor. O da hani yine bulacağımız bir keyword. Kolaylıkla bulabileceğimiz bir keyword. Goal of an individual, deep in the self-disclosure. Yani kendini açmayı derinleştirmek isteyen bir bireyin amacı nedir diyor deep penetration process'te. Ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz metne. Deep penetration nerede yazıyor? Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Ben hemen buldum. Yani keyword bulmamın sebebi kolaylıkla sorunun cevabın olduğu yerini identify etmem ve böyle hani uzun uzun okuyarak onunla vakit kaybetmek istememem yani. Bu bir strateji arkadaşlar. Siz de mümkün mertebe buna odaklanmaya çalışın. Çünkü zaten hani bazen bakın 2-3 paragraf boyunca aradık. Orada zaten vakit kaybettik. Burada kolay oldu. Deep Penetration'ı buldum. Hemen PowerPoint'e gidiyorum. Ve bakalım paragrafı detaylıca inceleyelim. Şimdi Deep Penetration burada. Deepen kelimesi yerine bakın iki tane depth bulmuşum. Yani bu verb yani derinleştirme. Bu da derinlik. Self-disclosure. Bu da eyvallah. Goal ne? Amaç. Şimdi hatırlarsınız belki derslerinizden ya da genel İngilizce bilgilerinizden to amaç anlamı verir. Goal da amaç demek. To amaç anlamı verir. Bazen in order to olarak da yazılır. Mesela işte ne yaptın? Neden çarşıya çıktın? Ya da işte niye shopping mall'a gittin? İşte I went to shopping mall to buy some food diyebilirsiniz mesela. Okay. Bu da bu şekilde. Ne? Benim cevabım nerede o zaman? Niçin? Amaç neymiş? Zaten to olduktan sonra hemen ardından amacımızı söylüyoruz. To accuse the other person for the failure of the relationship. Yani cevabımız bu. Bu süreçte işte self-disclosure'ını derinleştiren bir insanın amacı nedir? Karşı tarafı suçlamaktır diyor. Okey. Şimdi geldik 6. soruya. 6. soru biraz uzun bir soru ve time consuming bir soru. Size önerim çünkü şimdi bu metin için 10 soru var. 6. soruyu atlayıp diğer 7-10 arasını yapıp en son vakit kalırsa 6'ya dönebilirsiniz. Neden böyle diyorum? Çünkü burada şey soruyor. Hangi şıklardan hangisi yanlış diye soruyor. Tamam belki şey olacak hemen yanlışı bulacaksınız ama burada şey de yapmamız lazım diğerlerinin doğruluğunu da teyit etmemiz lazım. Her bir şık burada bu burada geçiyor vesaire vesaire diye bunu böyle yapmamız lazım. O yüzden kolay değil ve gayet time consuming bir soru. O yüzden dediğim gibi önce 7 ve 10'a devam edip en son 6'ya dönebilirsiniz. Bu da bir strateji. Şimdi geldim 6'ya. Tamam, yeri bulmak kolay. Paragraf 10 ve 11'den soruların cevaplarını bulacağız. Hangisini yanlış diye soruyor bize. Şimdi, people from specific oriented cultures. Bu keyword.
İşte might use self-disclosure as a means of distinguishing. Yine aynı renk olmasın diye distinguish'in altını çizdim. Themselves from others. Şimdi direkt paragraf 10 ve 11'e gideceğiz. People from specific oriented cultures'ı bulacağız ve self-disclosure'ı bunun için mi kullanılıyor, bu amaçla mı kullanılıyor diye bakacağız. Gittik. Şimdi buldum. People from specific oriented cultures burada yazıyor. Şimdi geriye geldiğimde distinguish themselves from others diyor. Buraya geliyorum. Identify and share his or her uniqueness demek. Ha, tamam. Diğerlerinden kendini ayırt etmek, kendinin tek olduğunun bilgisini vermek. Aynı kapıya çıkıyor. Bu durumda bu şık doğru. Geldim B'ye. People from specific oriented cultures yine variety of roles, different areas, workmates. Bunlar benim keywordlerim. Geldim. Burada buldum. Ama burada ne diyor? Şimdi soru ne diyordu? Variety of roles. Hani iş arkadaşlarının hayatlarının farklı alanlarında farklı roller bürünürler diyor. Burada ne diyor? People isolate the work relationship. Bakın şurada. Ha, demek ki iş arkadaşıyla sadece iş arkadaşısın. Doesn't establish multiple relationships, cover different areas of life with the same person. Ha, bu yanlış. Farklı alanlarda farklı rolleri olamaz, izole ederler. O adam sadece iş arkadaşı. Tamam. Bakın bunu buldum. Şey de yapabilirim. Aa tamam ben eminim. False. İşaretledim bunu. İşte oradaki blank'e B yazdım. Geçtim. Yapabilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum. Belki yanlış anlamışsınızdır. Belki bilmiyorum ufak bir detay vardır. Her zaman her şey olabilir. Yani true false sorularında her şeyi tek 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 bulduğunuzdan emin olun. Lütfen garanti olsun diye. Geldim C'ye. Tabii ki ben tek tek bakmaya devam edeceğim. People from diffuse cultures diyor ve business partnership diyor. Ben bu keywordleri arayacağım. Ne soruyordu bana? Soru ne diyordu? Might not view those from specific oriented cultures as dependable enough to form a business partnership. Yani depend, trust gibi şeyler var. Geldim buraya. Business partnership defined by trust and confidence. Burada ne diyor? Soruda ne diyordu? Might not view diyordu. Burada ne diyor? Might have difficulty. Yani diffuse kültürüne ait olan insanlar işte bu Çinliler falan gibi. İşte diğer Fransızlar gibi specific oriented kültürden olan insanları iş yapmak için çok güvenilir bulmuyorlarmış diyor. Doğru. Peki, geldim B'ye. Ne diyor? People from specific oriented cultures, yine bunu soruyor. Clearly distinguish between the settings in which they can self-disclose and in which they can self-disclose dediği de işte açmak kendini, içini dökmek, yani ne var ne yok anlatmak demek. Setting de ortam, içinde bulunulan yer. Bakıyorum, do not engage in much self-disclosure in the workplace. Ha. Yani ben burada çok işte özel hayatımı paylaşabilirim. Burada paylaşamam. Burada hani bunu distinguish edebiliyorlar. Yani iş yerinde herkese her şeyini anlatmıyor diyor. Burada da ne diyor? İşte do not engage in. Yani yapmıyorlar iş yerinde her şeyi anlatmıyorlar. Bu da doğru. Geldim Edirne. Bana diyor ki compared to people from diffuse cultures, people from specific oriented culture communicate in a more precise and definitive manner. Precise nokta atışı, definitive aynen belirleyici, ya böyle çok to the point konuşuyorlarmış, iletişime geçiyorlarmış. Bakıyoruz, bakın burada direkt yazıyor zaten direct to the point and purposeful communication. Ne diyorum yani? Doğru diyorum. Okay, geldim F. People from specific oriented culture might find a curious and intimate attitude of those from diffuse cultures undesirable. Şimdi specific oriented culture var. Yani İngilizleri ve Fransızları düşünün. Bir de işte mesela Çinliler var. O daha detaylı okuduğunuzda anlayacaksınız. İşte business partnerlerini eve yemeğe davet ediyorlar. Böyle daha samimi olmak istiyorlar iş yapmadan önce diyor. Burada curious, meraklı, intimate de yakın demek. Onu undesirable, istemiyorlarmış yani. Bakalım öyle mi? İşte bu diffuse culture'daki insanların
yaptığı şeyler işte eve davet ediyorlar işte guest becomes a close person işte her şeyini anlatıyor ona falan filan ama işte bu bizim specific oriented culture'dan olan arkadaşlar unwelcome istemiyorum diyor hoş karşılamıyor too invasive çok invade istila etmek çok özel hayatını istila edici buluyorlarmış o yüzden burada da undesirable, bu da doğru diyebiliriz. Okay. Geldim bir sonraki question set'e. O da 7 ile 10 arasında. Şimdi bu sorular biraz daha yukarıda okuduğumuzu anlamlandırıp ve bir takım case'ler vermişler. İşte kim hangi attachment type, kim hangi kategoriye düşüyor, hangi principle'ı sağlıyor falan gibi sorular var. Yani bu şey demek oluyor. Şimdiye kadar okuduklarımız aslında çok da bir şey anlamamışsınızdır eminim. Yani bu noktada artık oturacağız, dikkatlice okuyacağız. Çünkü hani ben hep zamana karşı yarıştığımız için bu gibi durumlarda ne yapıyorum? Tak keyword, tak cümle burada. Hop hop cevap bu. Ha, aslında bütün de ne anlatıyor? Henüz bilmiyoruz, değil mi? Ha bilmemize de gerek yok zaten şimdiye kadar. Burada biraz daha iyi anlamamız lazım. Göreceksiniz 7 ile 10 arası 4 tane soru var. Yukarıda box'ta bir takım phrase'ler verilmiş. Her bir phrase'i bir kere kullanın diyor. 3 tane de ekstra var diyor. Hadi bakalım beraber. Şimdi verilen phrase'ler bunlar. Zaten şeyde de geçiyor bunların hepsi metinde. Dediğim gibi case vermiş burada. Biz yukarıda okuyup sözde öğrendiğimiz şeylere göre bunları yerleştirmemiz lazım. Şimdi Emily ve Jeff'ten bahsediyor. Bunlar Bachelorette diye bir programda, evlilik programında yani orada tanışmışlar, işte çıkmaya başlamışlar. Ama sonra ayrılmışlar, broke off their engagement diyor, nişanını bozmuş, atmışlar nişanı. Sonra Jeff demiş ki, Emily şöyle yapıyor. Şimdi bakın. Emily used to video call him on FaceTime multiple times a day. Günde birçok kere FaceTime yapıyormuş. Çocuğu arıyormuş. Drop by his office unannounced. Yani kontrol etmek amaçlı ofisine geliyormuş işte nerede, kiminle duruyor, kiminle ne yapıyor diye. Bu biraz çok sağlıklı bir relationship değil gördüğünüz gibi. Jeff ne yapıyormuş? Jeff'te de sıkıntı var. Gradually pushed her away. Gradually de hani azar azar demek. İtmiş. Aggressive remarks. Böyle sinirliymiş. Her şeyini eleştiriyormuş. İşte problemleri tartışmıyormuş. Çözüm bulmaya çalışmıyormuş. İkisi de ayrı bir alem gördüğünüz gibi. Şimdi bunların attachment style'ı ne? Yani yukarıda okuduğumuz şeye göre attachment style'ı ne? Şimdi burada attachment style zaten hali hazırda yazdığı için metne gidiyorum. Yine ben geri attachment style'lara geleceğim. Yani hani sorular hani o sırada gidiyor dedik ama hani yeni bir soru seti geldiğinde o artık sıfırdan başlayabilir. Şimdi attachment style'lar şurada. Burayı da alabiliriz. Burada da işte örnek veriyor daha iyi anlayabilelim diye. Yani 3 ve 4'ü alabiliriz aslında. Geri gidiyorum. Şimdi 4'te daha detaylı yani hani 3'te biraz daha ne diyeyim daha teorik anlatıyor. 4'te biraz daha örnek verdiği için anlamamız daha kolay oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi zaten Emily'yi sarı çizdim. Jeff'i yeşil çizdim. Sarı bu yani Emily'nin yaptığı şey bu. Jeff'in yaptığı şey de bu. Avoidant adults yani avoidant attachment style'dan bahsediyor bu. Uncomfortable becoming intimate, trust problemi var, hostility, düşmanca davranış, agresif şeyleri vardı ya, düşmanca davranış sergiliyor. Bu Jeff. Emily ne yapıyor? İşte obsessed diyor zaten. Obsessed olduğu belli. Preoccupied. Hep aklında o var yani onunla meşgul. İşte sürekli işte onlarla beraber olmak istiyorlar falan filan. Emin olmak istiyor onu sevdiğinden falan diyor. Ya yani bu obsesif. Bu da işte çok güvenmiyor, itiyor falan. Yani bu durumda bu Jeff dediğim gibi bu da Emily. Yani bu avoidant attachment style'ı var. Bunun da ambivalent attachment style'ı var. Şimdi niye ben ilk
bunları yaptım. Yani birinci boşluk 7 ve 8 değil de avoidant attachment style, ambivalent attachment style yaptım. Çünkü bana daha kolay geldi. Attachment style lafı var ya, ondan dolayı bulmak daha kolay geldi. Hem daha iyi anlamama yardımcı oldu. O yüzden ilk olarak ben burayı tercih ettim. Sonra bilmem ne manner. Şimdi yukarıdan avoidant ve ambivalent'ı eledik. A ve B gitti. Şimdi yukarıdan nasıl manner'da büyüdü bunlar? Yani bunların parent'ları nasıldı? Şimdi avoidant için ne diyor? Bakın avoidant attachment için distant and indifferent. Distant uzak demek, indifferent kayıtsız demek. Ambivalent için de inconsistent in their affection diyor. Üçüncü paragraftan aldık bunları da. Kendi içinde yine sıralı çünkü bu sorular ilk geliyordu. Diğerleri ikinci sırada geliyordu. Üç ve dört, o dördüncü paragraflardan bulduk. Gördüğünüz gibi avoidant ve ambivalent için bunları diyor. Şimdi o zaman ne yazıyoruz? Avoidant da cold and uncaring, yani distant and indifferent dedi, kayıtsız, cold and uncaring diyebiliriz. Ambivalent için de inconsistent, yani tutarsız. O yüzden böyle manyak tipler yetişiyor demeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi yani yukarıdaki o iki paragrafı çok iyi anlayıp buraya uygulayabiliyor olmamız lazım. Geldik 9 ve 10. Şimdi yine bu sefer başka bir durum var. Bu sefer social penetration theory. Yani bu durumda direkt biz social penetration theory yani 7. paragrafa gidebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Buraya gidebiliriz. Zaten neden bahsediyor? Principle violated the principle, bilmem ne prensibini yıktı. Yani ona uymuyor diyor. Şimdi okuyalım neymiş? Dylan var. Yine aynı şekilde evlilik programı gibi bir şey. Are You the One diye bir programda. Kolejiyo herhalde böyle okuyoruz. İki kişi işte first dinner'a çıkmışlar. Yemeğe çıkmışlar beraber. İşte kolejiyo kadın olan bu. İşte çocukluğu, işte babası alkolikmiş, çat diye bundan bahsetmeye başlamış. Şimdi Dylan'a diyor ki, I felt pressure to tell her something about myself. Hem ben de aynı şekilde karşılık vermeyi istedim. Yani o konuda baskı duydum ama o kadar da ilk date'te de bunlar konuşulmaz yani işte futbol team favorite futbol team'den konuşurum diye onu da konuşmazsın ya Dylan, come on. Sonra kolejde de diyor ki ya bu adam da sürekli sessiz sessiz oturdu işte ben bir sürü muhabbet açmaya çalıştım hiçbirine de cevap vermedi falan diyor. Şimdi burada ikisi de social penetration theory'nin bazı işte şeylerini violate bazı principle'ları var ve onlara uymamışlar. Şimdi o zaman bu social penetration theory'nin olduğu yere gidelim. Burada dediğim gibi hani o principle'lar hangisi? İşte should pay attention to certain principles diyor. Burada da gördüğünüz gibi first principle, işte second principle ve nerede üçüncü principle. Zaten yine bunları italik yazmış bizim için bizim bulmamız daha kolay olsun diye. Bu üç principle'dan hangisini violate ettiğini, hangisilerine uymadıklarını bulacağız. Yani kim hangisine uymamış oluyor? Bu 8. paragrafı almak bize yetecektir. Şimdi ama ona gelmeden önce ben şöyle bir çakallık keşfettim diyeyim. Şimdi bu boşluğa baktığınızda bazen gramer de bizim böyle şeylerde imdadımıza yetişiyor. Zaten biz şurada ambivalent, avoidant, cold, uncaring ve inconsistent'ı bir önceki soruda kullanmıştık. Ama hadi diyelim ki emin değilsiniz. Yani oradaki yaptıklarınız doğru mu değil mi ondan da emin değilsiniz. Hani sıfırmış gibi davranıyorsunuz ve elinizde 9 tane cevap var yani. Hani bayağı da bir şey yapıyor. Şimdi buraya baktığımızda bu boşluğa ne formda kelime yazabilirim? Bunun verb formu ne? The principle of bilmem ne. Bilmem ne? Yani ben boşluğa ne yazacağım? Noun yazacağım. Bir sonraki boşluğa da noun yazacağım. Şimdi yukarıya baktığımızda bunlar adjective. Bunlar adjective hepsi. Bu durumda bu satır gitti. Bu satır gitti. Benim elimde noun'lar olarak sadece bunlar kaldı. Zaten social penetration theory'nin 3 tane principle'ına baktığımızda bunlar olduğunu görüyorsunuz. Okey hani böyle de bir
ne bileyim mini çakallık böyle birazcık şey yapabilirsiniz. Yani hani hem buradan elersiniz işte hem social penetration theory'ye zaten o paragrafa baktığınız zaman da görüyorsunuz. Yani bunlar hep bir bakış açısı. Hani burada belki çok birini yapsanız zaten işinize yarar ama başka yerlerde işinize yarayabilir. Şimdi bu durumda aldım 8. paragrafı ben buraya. Proper pacing, reciprocity ve predictability'den bahsediyoruz. Şimdi kim hangisini violate etmiş? Şimdi kolejya direkt yani alkol, babam alkolikti işte çocukluğum çok zor geçti bilmem ne diyor. İşte Dylan da diyor ki Dylan da hiçbir şey yani hani o da onu şeyle suçluyor. Hiç cevap vermedi işte ben bir sürü muhabbet açmaya çalıştım. Doğru düzgün bana karşılık vermedi gibi bir şey söylüyor. Geliyorum. Proper pacing'te neymiş? Bak yine aynı şekilde kolejyanın problemi yeşil. Yeşil burada. Communication moving gradually yani yavaş yavaş ilk date'te daha işte hani en büyük travmalarını anlatmazsın. Önce non-intimate topics'ten bahsedersin. İşte ben şunu seviyorum işte bu müzik türünü seviyorum şöyle kitap okuyorum böyle film izliyorum gibi şeyler. Ondan sonra daha intimate şeylere geçersin. Yani burada kolejya kadın proper pacing principle'ını violate etmiş. Dylan ne yapmıştı? İşte o da hani hiç onun attemptlerine cevap vermemiş. O da mavi. Gördüğünüz gibi mavi burada. İşte bu new acquaintance usually match each other's level of self disclosure diyor. Yani hani bir insan ne kadar anlatırsa sen de o kadar anlatman lazım. Bu reciprocity dediğimiz şey işte karşılıklılık ilkesi gibi bir şey. Şimdi hani biri çok anlatırsa belki senin de anlatman gerekir ama işte o çok rahat hissetmemiş falan. Dylan da bu ilkeyi bozmuş yani buna uymamış. O yüzden gördüğünüz gibi çok clear aslında gayet açık cevaplarımız. Kolejci için proper pacing, Dylan için reciprocity ilkelerini violate etmiş. İşte bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Videoyu beğendiyseniz likelayın ve yeni videolar için kanalıma abone olun. Hepinize bol şans.